Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. E, üzerine konuşacağız. Özellikle önceki videoda bir türlü değerlendiremediğimiz haberin üzerinde durmaya çalışacağız. Terra Classic hızlı toparladı. %24 artış. Bu zaten toparlama meselesiyle alakalı Önceki videoda konuştuk ve bir özetle şunu söyleyebiliriz luncun toparlaması aslında üzerindeki rally etkisinin asla sönmediğini gösteriyor an itibariyle düşmesine rağmen likidasyonu gayet yüksek ve hacmi gayet iyi e, katlaması çok çok iyiydi dolayısıyla Bugünkü kapanış 97'ler üzerinde gelirse tabii çok iyi bir durum olacaktır ama bu da kısa vadede Bitcoin'in kontrolünde. Fakat bu bize gösterdi ki bugün olmasa da ilerleyen günlerde Luncun şu anda genel olarak zaten duyarlılığı çok yüksek. Dolayısıyla tepki verecektir piyasa açıldığında. Bitcoin'deki toparlanmayla en hızlı tepki veren coinlerden biri de Terra Classic oldu. Bu yükselişin devamı gelebilir mi diyor. Ya bu saatten sonra çok büyük ihtimalle yükselişin devamı gelir. Çünkü dediğim gibi luncun duyarlılığı çok yüksek. E, aynı zamanda e, bunda gelecek yükseltmenin de büyük bir payı var. Mesela bugün çok önemli biliyorsunuz an itibariyle oylama başladı. Yeni bir e, oylama ortaya sürüldü. Beraberinde ayın 14'ünde gelecek olan bu yükseltmeyi, bu güncellemeyi işte gelsin mi gelmesin mi diye oylanacak bir paket halinde ve çok büyük bir ihtimalle zaten geçecektir. E, bu önemli bir mesele. E, i̇kincisi yarın önemli. Yine yarına kadar binastaki işlemlerin tamamı tasfiye olacağı için bu da yukarı eğilimi güçlendiriyor. Asıl önemlisi tabii ki 13'ündeki tüfe, 14'ündeki e, Tera klasik yükseltmesiyle aynı anda gelecek. Fed'in faiz kararı lunc'daki bütün eğilimi belirleyecek diye bir e, genelleme ne yapabiliriz yapabiliriz. Bitcoin'deki toparlanmaya en hızlı tepki veren coinlerden biri de lunc oldu. Bu yükselişin devamı gelebilir mi? Evet gelebilir. Mu muhtemelen gelir. 25.350 dolardan sert bir hareketle. 27.450 doları test eden Bitcoin, altcoin piyasasına ilaç oldu. Zaten altcoinlerin geneli e, çok yüksek bir hareket gösterdi. Bu genel olarak bir şey ifade ediyor ki altcoinler zaten şu anda yükselişe müsait bir durumda. Yani fon almaya aynı zamanda piyasadaki olası açılım halinde e, altcoin sezonunu da açmaya müsait bir seyir izliyoruz. Destek seviyelerini birer birer test eden altcoinler BTC'nin hızlı yükselişinden güç bularak atağa kalktılar diyor. Şeye dikkat edin genelde e, dünkü hareketi çok iyi yapamayan altcoinler mesela bu lunge'da bayağı tatmin edici bir hareketti. Çok hızlı hareket edemeyen altcoinler genelde ne yazık ki secin tokadını e, yiyen altcoinlerdir. Bunlarda da iyi alım fırsatları olacaktır. Çünkü an itibariyle biraz daha e, haber etkisine kapıldıkları için büyük geri çekilmeler gösterdiler. Kaldı ki lunc da aynı şekilde secin işaret ettiği kripto paralardan bir tanesiydi ama e, devamında hızlı bir şekilde toparladı. Tabi bu da pozitiflerden biri. Mesela ada toparlayamadı. E, Dallas haberinin de gelmesiyle birlikte bir... Erime etabı içerisine girdi. Fakat ilerleyen vakitlerde o da toparlayacaktır yani. Bu coinler arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri de lunge oldu. Son 24 saatte %23.59 artış gösteren lunge kendi boğa sezonunu başlatabilir mi diyor. Birincisi şey meselesi ya yani bu 24 küsürlü artış lunge'un tam 24 saatteki değil de yani en düşük ve en yüksek seviye arasındaki pozisyonu vermekte böyle bir bakış açısı. Yani zaman diliminden bağımsız bir yükselişi ifade ettiğini görebiliriz. İkincisi şurada bir şey var öyle mi? Ha, aynen işte onu söylüyorum tamam. E, buradaki grafikte de göstermiş ya. E, i̇kinci bir diğer mesele kendi altcoin sezonu yani kendi boğa sezonundan ziyade... ...Lunch büyük ihtimalle şu anda bunu birleştiriyor. Ne demek istiyorum? Lunch ayın 14'ünde piyasa açılırsa Fed duraklamaya giderse aslında bunu birleştirecek şu an kendisi de içsel anlamda yükselişe müsait. Aynı zamanda bu piyasadaki açılım ve faizlerde e, sabit kalmayla birleşirse ortalamanın çok üzerinde bir yükseliş yapabilir. Bu iyi olacaktır. Hem korelasyona e, sadık kalacaktır ki bunun olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Çünkü son ralliler Devamındaki düşüşler ama duyarlılığın hala korunması aslında bu duruma bir işaret. Tamam mı? E, faizlerde bir duraklamaya gidilirse piyasa ile korelasyonlu bir şekilde yükselir ama piyasanın daha üzerinde bir katlama oranı ile yükselir. Terra Klasik yukarı yönlü ivmesini sürdürebilir mi? Secin Coinbase ve Binance'a dava açmasından önce de yükselen lunç ortalığın durulmasıyla beraber yeniden atak yaptı. Son bir haftada %38 artış gösteren Lunc'un iğmesini Seç tarafından gelen fut haberler bozmuştu. E, ya fut haber diyemeyiz ona şimdi şey değil yani e, fut haber demek biraz daha işte yalan, kötü, işte kötüleyici haber. Ya bu kötüleyici haber değil gerçekten olan bir kötü haberden bahsettiğimiz için fut haber değil. Fakat Binance olaylar karşısındaki tutumu kripto yatırımcısına güven verdi. Bu durumla birlikte Hızla artış gösteren BTC altcoin'leri de peşinden e, getirdi diyor. Tabii aynı zamanda e, doğru yani Bitcoin tarafındaki anlık yükselişler hemen beraberinde e, CZ'nin açıklamaları derken BTC tarafı toparladı. E Dolayısıyla lunjda da iyi bir toparlama oldu. Şu ana bakarsak bakın şu an 26.400'lere Bitcoin'de bir düşüş var. Aynı şekilde da ne yapıyor patır patır geri çekilmeye devam ediyor. Bunlar da normal durumlardır tamam mı? Önceki videolarda belirttik izleyebilirsiniz. Bitcoin 26 26 26.3'lere kadar vesaire düşebilir. E, bu durumda korkmamak lazım. Lunc'un da anlık olarak duyarlılığı çok yüksek dedik. Dolayısıyla bunu takip etmek suretiyle anlık geri çekilmeler devamında anlık yükselişler bunlar normaldir. Asıl olan şey piyasadaki açılımdır. Dönüşteki yükselişlerin devam edebilmesi adına aşılması gereken direnç seviyeleri sırasıyla 3.01 değil 3.0.102'ler desek doğru olacaktır. Devamında diyor 3.0.105 değil yani 3.0.105 ile alakalı bir durum yok. 111-117 ya kaç tane koydun abi yani gözünü seveyim ya ya böyle bir saçma bir şey olabilir mi? Her noktaya direnç yazmışsın zaten. Ta tamam mı? Biraz enteresan bir durum. Bak burada açık 102'ler, işte 3012'ler 12'ler tamam. Bu şekilde bir süreç bekliyoruz. Katalizörleri de tabii ki takip etmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.